sayfanın inne şehre tekünü tis'aten ve işrine yevmen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki kameri ay efendim 29 gün olur diyor. Şimdi biliyorsunuz bizim ay dediğimiz bir zaman birimi var. Yıl 12 aydır diyoruz. Ay iki çeşittir. Bir şemsi takvime göre, güneşe göre ay. İşte bunların şimdiki isimleri Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık diye gidiyor. Bundan evvel başka isimleri vardı. Efendim, teşrini evvel, teşrini sani, kanunu evvel, kanuni sani filan gibi isimler vardı. Onlar biraz değişikliğe uğramış. Bunlara şemsi aylar denir. Yani güneşle ilgili aylar. Bunlar gayrimuntazam. Şubat 28 oluyor. Mart 31 oluyor. Nisan 30 oluyor. Mayıs 31 oluyor. Haziran oluyor, 30 oluyor. Temmuz 31 oluyor. Ağustos da 31 oluyor. Peş peşe giderken değişerek orada da değişmiyor. Bir 28 oluyor, 4 yılda bir de 29 oluyor Şubat. Çok gayrimuntazamlıklar var. Yani şeyde şemsi aylarda. Artık bunların cetvelleri yapılmış. Bizi bu gayrimuntazamlıklar, değişiklikler ilgilendirmiyor. Takvimi alıyoruz, bakıyoruz bugün ayın kaçı vesaire. İşimizi öyle hallediyoruz ama insanlar bu ayları tespitte eskiden beri çok usuller ortaya koymuşlar, çeşitli takvimler ortaya çıkarmışlar. Biz şimdi şemsi takvimi kullanıyoruz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bizim şemsi takvimi kullanmaya başladığımız yakın zamana kadar bütün Müslüman ecdadımız ve İslam aleminin çok geniş bir bölümü hep kameri takvim diye bir takvim kullanır. Bunun esası da aydır, kamerdir. Kameri takvimin bir ayı nasıl tamam olur? Güneşin battığı tarafa bak evinden. Eline kağıdı, kalemi al, bak. Bugün bir şey gördün mü görmedin, yarın gördün mü görmedin. Bir gün orada incecik hilali göreceksin güneş battığı zaman. Hilali ilk gördüğün zaman güneşin battığı yerde o gün ayın biridir. Bir. Yeni bir kameri ay başladı. O gittikçe büyür. Ertesi gün baktığın zaman ince olmaz. Biraz daha kalın olur. Daha ertesi gün bir misli daha kalın olur. Yani ilkinin bir misli daha kalın olur. Daha ertesi gün ilki kadar daha eklenir, daha kalın olur. 7 günde yarım olur. Yarım daire olur. Yani bir daireyi kessen nasıl olur yarım? Ekmeği ikiye kesiyorsun, yarım ekmek gibi olur. 14 günde, 14 buçuk günde ne olur? 7 7 14 biraz da küsuratı var. O zaman da dolunay olur. Yüz yuvarlak tam olur. 3 haftada gene yarım olur ama bu tarafta olur bu sefer yarım. İlk yarım sağdadır, öteki yarım soldadır. Ondan sonra da gene incelir kaybolur. İnceldiği zamanlar sabah görünmeye başlar. Sabah namazına giden insan hava berraksa bakar, hilal. Bak kalınca havada görüyorum. Ertesi gün biraz daha ince, ertesi gün biraz daha ince. Nihayet bir gün görünmez. İşte o görünmediği günün ertesi günü filan artık güneşin battığı yere gelip bakarsan, akşamüstü bakarsan, sabahleyin görünmez olduğu zaman, o zaman hilal o günlerde görünecek. Gözle görürsün. Kameri takvimin esası hilali, güneşin battığı yerde görmektir. İlk gördüğü zaman ertesi gün ayın biridir. Bir daha gördüğü zaman o ay bitmiştir, öbür ayın biridir. Gelelim astronomi, ilmi heyet
hesaplarına, ilmi heyet hesaplarına göre dünyanın etrafında ay dönüyor, ondan oluyor bu hilal durumu. Ayın evreleri dediğimiz hilal, yarım ay, dolunay, yarım ay, tekrar hilal, tekrar kaybolma, tekrar görünme. Buna ayın evreleri deniliyor. Devreleri diyebilirsiniz, evre diyebilirsiniz. Çünkü adım adım değişiyor, kalınlaşıyor filan. Doğduğu zaman da değişiyor. Battığı zaman da değişiyor. Bunların hesapları var, cetvelleri var. Ayın evreleri neden oluyor? Ay dünyanın etrafında dönüyor da orada olduğu zaman ince görünüyor, böyle geldiği zaman yarım görünüyor, böyle geldiği zaman güneş burada olduğundan tam aydınlık tarafını görüyorsun, tam görünüyor. Bu tarafa geldiği zaman gene yarım görünüyor, bu tarafa doğru geldiği zaman gene hilal görünüyor. Tam buraya geldiği zaman da sen baktığın zaman hiçbir şey görmüyorsun çünkü karanlık tarafına bakıyorsun. İşin aslı bu. İlmi heyet, astronomi, gök bilimi bakımından da durum bu. Ne kadar da döner ay güneşin etrafı, dünyanın etrafında 29 gün küsuratı var. 12 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniyede dönüşünü tamamlar. Ama 30 olmaz. 29 gün. İşte burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki İnne şehre tekûnü tis'aten ve işrine yevmen. Bir kameri ay 29 gün olur. Onun arkasında bir hadis-i şerif daha var. Taberani'den rivayet edilmiş. İnne şehre la yükemmilu selâsîne leyle. Kameri ay 30 güne tamamlanmaz. Eksiktir yani. 29 gün küsürdür. Tabi Peygamber Efendimiz gök bilimci değil ama Peygamber Efendimiz Allah'ın peygamberi. Allah'ına her şeyi efendim inceden inceye bildiriyor. Efendim o da bize bildirmiş birçok hususlarda. Nice bilmediğimiz şeyleri o ümmi peygamberden öğreniyoruz. Ümmi yani birisi hoca olup da ona bir şey öğretmemiş, dünyadan bir insan buna hocalık etmemiş, eline kalem aldırıp yazı yazdırmamış, oku bakalım diye yetiştirmemiş ama eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi. Allah yetiştirmiş, Allah öğretmiş, her şeyi biliyor. Eski ümmetlerin ihtilaflı meselelerini biliyor. Yahudiler soru soruyorlar, Yahudilerin sorularının cevaplarını söylüyor. Tamam, doğru, tabii doğru. Hak peygamber de ondan doğru. Onlar imtihan için soruyorlar, bakalım hakiki peygamber mi yoksa iddiacı birisi mi diye. Doğrusunu söylüyor. Neden? Allah bildiriyor. Allah Celle Celaluhu hak peygamber olduğundan her şeyi bildiriyor. Onun için o zamandan, o asırdan buyurmuş ki ay 29 gündür, 30'a tamamlanmaz. Tamam. Cümle cihan halkı artık biliyor ki ay 30 gün olmaz. Niye bunu söylemiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bir ayetin iniş sebebine sebebi nüzul derler. Ayet neden nazil oldu? Falanca adam şöyle yaptı da onun üzerine Peygamber Efendimiz'e ayet indi. Şu şöyle oldu da ayet indi diyoruz. Buna sebebi nüzulü ayet derler. Ayetin iniş sebebi. Bir sebeple bir olay olmuştur da onun için ayet inmiştir. Hadis-i şerifleri de Peygamber Efendimiz söylerken bir sebep olmuştur da bir olay sebep olmuştur. Ondan dolayı o söz söylenmiştir. Ona da sebebi vürudi hadis derler. Hadisin varid olmasının sebebi. Hadisin söylenmesine sebep olan olay. Bu olay ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarının yanına bir ay gelmeyeceğim demiş. O bir ay 29 gün olduğunu onun için böyle beyan ediyor. Biz de tabii bunu bilmemiz lazım. Biz de bu konuyu bilmeliyiz. Neden? Dini ibadetlerimiz kameri ayların başlangıçlarıyla ilgilidir. Ramazan geldi mi gelmedi mi? Acaba Ramazan hilali göründü mü görünmedi mi?
acaba bayram yarın olacak mı yoksa Ramazan'ı 30 gün mü tutacağız? Efendim bunlar hep Ramazan'da önemli, kurbanda önemli. Kurban ayının hangi gün girdiğini bileceğiz. Zilhicce'nin 8'inde Mina'ya gideceğiz. 9'unda Arafat'a çıkacağız. Arafat'ta vakfeyi yapacağız da hac olacak. Gün çok önemli. Onun için şeylere dikkat ederiz. Ayın durumlarına, evrelerine, değişik şekillerine biz çok dikkat ederiz. Tabii yemin etmiştir. Efendim bilmem kefaret var, orucu vardır. 2 ay şehreyni mütetabi aynı tevbeten minallah. 2 ay oruç tutması lazım. 2 ay nedir? Bunların bilinmesi gerektiği için bu ayın durumları fıkıh alimlerini ilgilendirmiştir. Yazmışlardır, bilirler. Biz de öğrenmeliyiz. Biz de takip etmeliyiz. İbadetimizi muntazam yapmak için hilali gözlememiz lazım. Yüksek tepelere çıkıp böyle bakalım Ramazan hilali geliyor mu, bayram hilali geliyor mu filan diye bu işlerle ilgilenmemiz lazım. Bugün hangi aydayız bilmek lazım. Ayın kaçındayız bilmek lazım. Çünkü kameri ayların ortasına eyyam-ı biz derler. Eyyam-ı biz ne demek? Nurlu, akpak günler demek. Neden nurlu oluyor? Geceleri mehtaplı olduğu için. Şimdi ben şöyle saatime bakayım söyleyeyim. Bakın bugün Safer ayının 14'ü. Seferül hayır. Hayırlı Safer ayının, sefer diyorlar ama saferdir, satladır. Safer ayının bugün 14'ü. Dün 13'üydü, yarın 15'i. İşte bu 13, 14, 15'ine eyyam-ı biz derler. Peygamber Efendimiz eyyam-ı biz'i hep oruçlu geçirmiş. Eyyam-ı biz oldu mu hep oruç tutmuş. Bilmemiz lazım. Ben de Peygamber Efendimiz'in tuttuğu güzel oruçları tutmak istiyorum. Resulullah'ın adım adım izinden gitmek istiyorum. Tamam. Eyyam-ı biz işte bugün 2. günü, yarın 3. günü. Oruç tutma günü yani. Görüyorsunuz hep ilgili. İbadetlerimizle ilgili oluyor. Bunları bilgi olarak efendim şey yapmamız lazım.